bu ülke bizim toprağımız. Türk İş Başkanı Ergun Atalay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Şeker İş Sendikası'na ait Grand Şeker Otel'de Türk İş bölge temsilcilerine yönelik iş sağlığı ve eğitimi seminerinin açılışına katıldı. Türk İş bu ülkenin sigortası. Türk İş Başkanı'nın gündeminde kıdem tazminatı vardı. Sözleri ise kurşun gibi ağırdı. Kıdem tazminatını bu ülkede konuşmuyorsak, bunu konuşturmayanların başında Türk İş geliyor, siz geliyorsunuz, hep beraber biz geliyoruz, beraberiz. Kıdem tazminatı bizim son kalemiz. Bununla ilgili olumsuz bir işin içine girerlerse altından kalkamazlar. Her ne kadar sayımız örgütlenmede 1 milyon 900 bin civarında örgütlüysek, işte 1 milyona yakın Türk İş örgütlüysek, bu 13 milyonun tamamını arkamıza takarız çoluğunla çocuğunla. Tamam bizden beraber olur. Gittiğim, gördüğüm yerlerde bunu hissediyorum, bunu görüyorum. Onun için kıdem tazminatına ilgili olumsuz bir tabloyu bizim önümüze getiremezler. Bunu bir kere kafanıza koyun. İş yerlerindeki kardeşlerimize, arkadaşlarımıza bu kıdem tazminatı meselesi rahat olmalarını ifade edin. Türkiye'de 15 milyon çalışanın sadece 2 milyonunun örgütlü olduğunu kaydeden Atalay, hükümetin örgütlenmenin önündeki engelleri aşmak zorunda olduğunu söyledi. Ülkede 15 milyona yakın çalışan var. Bunun takriben 2 milyonu örgütlü, 13 milyonu örgütsüz. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ülkeye bu rakamlar yakışmıyor. Yani bununla ilgili örgütlenmeyle ilgili hükümet örgütlenmenin önündeki engelleri aşmak durumunda. İş kazalarında dünya ortalamasının %2, %3 olduğunu hatırlatan Türk İş Başkanı, Türkiye'de bu oranın %10'u bulduğunu aktardı. Dünya ortalaması %2, %3. Şu anda benim ülkemde iş kazaları ortalama %10'u buldu. Yani bu dünyanın en geri kalmış ülkesinde bile bu rakamlar çok kötü rakamlar. Kaynaklı stres alıyorum. Bunun değerli. Çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katıldığı seminer 2 gün sürecek. Endişeyi şöyle tanımlıyoruz. Nedeni belli olmayan korkular diyor.